x sonsuza giderken 4x kare eksi 5x bölü 1 eksi 3x karenin limitini bulmamız gerekiyor. Sonsuzu ifadede x yerine koyamazsınız. Bu limiti bulmanız gerektiğinde önce paya çok büyük sayılar koyarsınız ve sonsuza gittiğini görürsünüz. X sonsuza giderken pay sonsuza gider. Paydaya büyük sayılar koyduğunuzda da tam olarak sonsuz diyemeyiz. 3x kare sonsuza gider ama bunu çıkarıyoruz. Sonsuz olmayan bir sayıdan sonsuz çıkarırsak eksi sonsuz elde ederiz. Sonsuz için payın değeri artı sonsuz olur, paydanın değeri eksi sonsuz olur. Böyle yazarım. Eksi sonsuz. Bu L'Hôpital kuralının uygulanabileceği belirsizliklerden biri. L'Hôpital kuralını neden kullanıyoruz ki? Ben bu kural olmadan da bunu yaparım diyorsunuzdur. Evet, bilebilirsiniz. O şekilde birazdan çözeceğiz. Ama size bu tip bir soruda L'Hôpital kuralını da kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği için bir örnek vermek istiyorum. Şimdi L'Hôpital kuralını kullanalım. Bu limit tanımlıysa, x sonsuza giderken payın türevi bölü paydanın türevinin limitine eşit olacak. Payın türevi, 4x karenin türevi eşittir 8x, eksi 5 bölü paydanın türevi. 1'in türevi 0. Eksi 3x karenin türevi, eksi 6x. Bunun sonsuzdaki limitinde yine pay sonsuza gidecek ve pay da eksi sonsuza gidecek. Eksi 6 çarpı sonsuz eşittir eksi sonsuz. Bu eksi sonsuz. Yani L'Hôpital kuralını tekrar uygulamamız gerekiyor. Bu arkadaşların türevlerini oluşturduğu rasyonel fonksiyonun limiti tanımlıysa yine türev alacağız. 8x eksi 5'in türevi 8, eksi 6x'in türevi eksi 6. Bu sadece sabit, yani x neye yaklaşırsa yaklaşsın limit bu değere eşit olacak. Bu değer nedir? Sadeleştirirsek eksi 4 bölü 3 olur. Yani bu limit tanımlıdır. Bu bir belirsizlikti. Bu fonksiyonun türevi bölü şu fonksiyonun türevinin limiti de eksi 4 bölü 3 olur. Aynı şekilde bu limit de eksi 4 bölü 3'tür. Bunu nasıl yapacağımı zaten biliyordum. X kareyi dışarı alırız diyenler çıkabilir. Size bunu göstereyim. Bu sorunun sadece L'Hôpital kuralı ile yapılmadığını göstermek için. Aslında bu tip bir soru için ilk düşüncem, ilk aklıma gelen L'Hôpital kuralını kullanmak olmazdı. İlk limit neydi? X sonsuza giderken 4x kare eksi 5x bölü 1 eksi 3x karenin limiti. Bunun şuna eşit olduğunu, şuradakine eşit olmadığını göstermek için bir çizgi çizeyim. Pay ve payda da x kareyi dışarı alalım. X kare çarpı 4 eksi 5 bölü x, öyle değil mi? X kare çarpı 5 bölü x eşittir 5x bölü, paydayı da x kare parantezine alalım. X kare çarpı 1 bölü x kare eksi 3. Bu x kareler sadeleşir. Yani bu eşittir x sonsuza giderken 4 eksi 5 bölü x bölü 1 bölü x kare eksi 3'ün limiti. Peki bu neye eşit? X sonsuza giderken 5 bölü sonsuz, bu terim 0 olur. Paydası çok büyük, onun için değeri 0 olacak. Bu 0'a yaklaşır. Aynı şekilde şu da 0'a gider. Geriye sadece 4 ve eksi 3 kalır. Bu 4 bölü eksi 3'e veya eksi 4 bölü 3'e eşittir. Yani kısacası bu soruda L'Hôpital kuralını kullanmak zorunda değildiniz.